Dünya kadınları o bahsettiğimiz cennet hurilerinden çok üstün olacak. Çok daha güzel olacak. O anlattığımız hurilerden daha güzel olacak. Eşin tabi Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsedince cennet kadınlarından, hurilerden bahsedince Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Bugünkü bütün kadınların yerine soruyor. Merak ediyordur. Bakalım şimdi yani. Öyle ya, biz bu kadar ibadet ediyoruz, oruç tutuyoruz, imtihandan geçiyoruz. Belki kocasına sabrediyor. Belki çocuğunun efendim yaramazlıklarına tahammül ediyor. E bu kadar imtihan, bu kadar sıkıntı. E şimdi cennet hurileri e bu kadar güzel, bu kadar şey. E biz peki? Ha şimdi soruyor yani. Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ya Resulallah dünyadaki kadınlar mı yoksa cennetteki huriler mi daha üstün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyadaki kadınların üstün olduğunu beyan etti. Ve bakın bir de misal verdi dedi ki dünyadaki kadınların üstünlüğü yüzün astara üstünlüğü gibidir. Yani elbisenin bir yüzü var, bir tersi var, değil mi? Bir astarı var, bir de neyi var? Yüzü var. Ha şimdi işte dünya kadınları cennet o anlattığımız huriler var ya onların arasında fark birisi elbisenin yüzü, birisi astarı gibi. Asıl olan nedir? E yüzdür. Asıl olan elbisenin yüzüdür yani. Hiç tersini, tersine çevirip astarı gözükerek giden rastladın mı? Ön planda yüzdür. Astar o kadar da ehemmiyetli değildir. Bunun üzerine Ümmü Seleme annemiz soruyor. Peki üstünlük sebebi nedir? Evet üstün ama peki hangi sebepten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetler yaptıkları için üstünler. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu dünyadaki kadınlar ne yaptılar? Dünya imtihanını kazandılar. Değil mi? Burası imtihan dünyası. E işte bu dünya imtihanını kazandılar. Namazları var, oruçları var, ibadetleri var. Nefislerini gemlediler. Harama bulaşmadılar. Şeytana uymadılar. Ve cenneti hak ettiler. Huriler bunu yaptı mı? Yapmadı. Onlar ibadetten dolayı, nefislerini gemlediklerinden dolayı orayı kazanmış değiller. Allah onları orada yarattı yani. Yani onlar amellerinden dolayı cennete girmediler. Bir imtihan kazanı, bir başarı elde ettiler de orayı kazanmış değiller. Ama dünyadaki kadınlar, hanım kardeşlerimiz cennet bir mükafat oluyor. Niye? Kazandı. Cenneti kazandı. İmtihanı geçti. Başarılı oldu yani. Bak bir başarı var. Ve başarının getirdiği bir mükafat o. Ha, dolayısıyla cennete giren hanımlar onlardan çok üstün ve çok daha güzel olacak. Saraylarının sultanı olacak. O hurilerin hepsinin başı olacak. Hepsi birer first lady olacak. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. İnnel ademiyyâti min Nisa'i ehlil cenneh. Ehli cennet kadınlarından Adem'e mensup dünya kadınları. Onlar da cennet ehli ama Adem'e mensup. Adem oğlu, Adem kızı. Dünya kadınları <laughs> minel huril in. o şahin bakışlı, iri gözlü hurilerden daha üstün olacak. Ne kadar üstün olacak? 70 bin kat üstün olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi sebepten dolayı? işte bu dünyadaki yaptıkları ibadetleri sebebiyle. Biraz dişimizi sıkacağız. Biraz gayret edeceğiz. Sıkıntılar olabilir, meşakkatler olabilir. Ela rahate fi dünya, dünya rahat yeri değil. He? Biraz sabredeceğiz. Belki kocana sabredeceksin. Belki çoluk çocuğuna sabredeceksin. Belki hayat şartlarına ama sonunda ne var? Cennet var. Böyle bir saltanat var, böyle bir mülk var. Ebedi bir zevk saadet yurdu var. Artık orada sıkıntı yok. Orada dert keder yok. İşte önümüzde yani. Önümüzde. Ne zaman hoca efendi ibadet ve taat üzere devam edip imanla yaşayıp imanla ölene, şimdi ölse işte şimdi cennet var ya. Bu kadar yakın. Cennet yakın. Cehennem de yakın. He? Bu dünyaya da bir pamuk ipliği kadar bağlıyız. Ecel geldi mi? İşte ya cennet ya cehennem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Cennet veya cehennem kişiye ayakkabının bağından daha yakın buyurdu. Yani ayakkabının bağından derken hani insan eğilip ayakkabını ayakkabısını bağlayacak ya eğilmeden ecel gelebilir mi? Elbette. İşte öldü mü ruh ya cennette ya cehennemde. Bu kadar yakın kıymetli kardeşlerim. Evet cennet kadınları yani Adem'e mensup olan cennet kadınları hurilerden böylesine üstün olacak. Peki belki şöyle bir soru akla gelebilir. İyi de yani ben yaşlandım artık, saçım ağardı, benim büküldü, sırtım kamburlaştı. Ben nasıl o hurilerden daha güzel olacağım? Mevla buyuruyor, فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا اُرُبَنْ etraba. Mevla onları da yepyeni bir yaratılışla yaratacak. ne <laughs> اَبْكَارًا Ve onları eldeymemiş sevimli alımlı bakireler kıldık. Uruben etrabe ve eşlerine düşkün hep bir yaşıtta kıldık. 33 yaşında. Bir rivayet var 30 yaşında. Yani insanlar cennete İsa Aleyhisselam'ın yaşında girecek. 33 yaşında. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde girecek. Adem Aleyhisselam'ın da boyunda girecek. 60 zira boyunda. Pek çok hadis-i şerifler var bunları. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Ha tabii şunu da arz edelim. Cennete girdikten sonra, e şimdi tabii huriler var vesaire. He? Bakın, dünya kadınları cennete girdikten sonra kıskançlık gibi, haset gibi, rekabet gibi bu gibi huylardan, bu kötü çirkin huylardan, rahatsız eden o duygulardan arınacaklar. İçleri de o dışları nasıl berrak ve güzelse içleri de o hale gelecek. Güzellikte hurileri geçecekler. Bakın bir ayet gelmede Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. Ve min gillin. Onların göğüslerinden, kinden ne varsa sıyırıp söküp attık diyor. Gönüllerin kin ve nefret duygularını Mevla hepsini temizleyecek. Hiçbir kıskançlık duygusu, haset duygusu, rekabet olgusu olmayacak. Cennette kötü düşünce yok. Kötü konuşma, kötü huy, Bunlar yok. Bakın Mevla buyurdu Estağfirullah bir başka bir ayette. La yesmaune fiha lağven ve la te'fima. La işitmezler fiha orada. Laven ve la Ne bir boş laf ne de günaha sokacak bir şey işitmezler. Boş laf seni rahatsız edecek, senin canını sıkacak, üzecek, kalbini kıracak. Hani bazen kızıyorsun ya git başımdan beni günaha sokma. Hani şimdi bir laf söylersin uygun olmaz. Ha böyle bir lafta duymazsın yani. Böyle şeyler boş laflar seni günah sokacak bir laf bir şey işitmezler diyor. Dolayısıyla orada böyle bir durum var. Yani orada bunlar dünyada var mı? Var. Haset var, kıskançlık var, bir takım duygular var. Çünkü burası nedir? Burası imtihan dünyası. Ama ahirette imtihan var mı? Yok. Burada İbadet var, hesap yok. Ahirette ibadet yok, hesap var. Hesabı da geçti, sıratı da geçti. İşte cennete girdi. Artık imtihanda olmadığına göre e orada yerleri de bunun artık yok yani. Olmasına gerek yok böyle kötü huyların. Evet, cennet ehli sadece kendi helaline karşı şehvet duygusu olacak. Helali olmayan kişiye karşı bu duygusu da olmayacak. Onun için kimse kimseden rahatsız olmayacak. İnne cennet cennetil yevme fi şuhulin fakihun. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Şefa sürerler. Hum ve ezvacuhum. Onlar ve eşleri fi zilalin alel erayki muttakiun gölgeler içinde onlar ve eşleri gölgeler içinde koltuklara tahtlara yaslanmışlar kurulmuşlardır. Oranın zevkini, sefasını yaşıyorlar. Rabbim hepimize nasip eylesin. Rabbim eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla hepimizi cennette de beraber olacağımız dünya hayatını yaşamak cümlemize nasip eylesin.